Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 39. bölüm. Ameller terazi ve cehennem azabı. Ey kardeşim! Amellerin tartılması düşüncesiyle amel defterlerinin sağa solu uçuşması anından sakın gafil olma. İnsanlar sorguya çekildikten sonra üç gruba ayrılırlar. Bir, hiçbir iyiliği bulunmayanlar. Cehennemden siyah bir boyun çıkar ve kuşun tane yutması gibi onları yutar. Boyunlarına dolanarak onları ateşin içine atar kendilerine sonu mutluluk olmayan bir bedbahtlığa uğradıkları nida edilir. 2. Hiçbir kötülüğü olmayanlar. Bir çağırıcı her durumda Allah'a hamd edenler ayağa kalksın diye çağırır. Ayağa kalkarlar ve cennete yolcu edilirler. Sonra aynı çağrı gece namazı kılanlara, sonra dünya ticareti veya alışverişin kendisini Allah'a anmaktan alıkoymayan kimselere yapılır. Çağırıcı olanlara şöyle çağırır. Sizi arkasında bedbahtlık olmayan bir mutluluk var. 3. Bazen iyilik, bazen kötülük yapanlar. Bunlar çoğunluğu oluştururlar. İyiliklerinin mi yoksa kötülüklerinin mi üstün geldiğini her ne kadar kendileri bilmeseler de allah Teala pek alabilir. Ama allah Teala affederse, fazileti cezalandırırsa adaleti açığa çıksın diye onlara da bildirmek ister. Sayfalar uçuşur, kitaplar iyiliklerle kötülükleri kapsar. Teraziye konulur. Acaba sağ kefesi mi, yoksa sol kefesi mi ağır gelecek diye. Gözler amel defterinin diline, diki, di, diline dikilecek. Bu durum öyle korkunçtur ki insanların akıllarını başından alır. Hasan-ı Basri'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını Hazreti Ayşe'nin dizine koyarak uyuklar. Hazreti Ayşe ahireti hatırlayıp ağlar. Gözünden akan bir damla Resulullah'ın yanağına akar da hemen uyanır ve sorar. Ey Ayşe Nedir seni ağlatan? Hazreti Ayşe aileti hatırladım der ve şöyle devam eder. Acaba bizler kıyamet gününde ailemizi hatırlar mıyız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki herkes üç yerde yalnız kendini düşünür. Bir teraziler ortaya konulup ameller tartıldığında insanoğlu amellerinin hafif mi ağır mı geldiğine bakarken. iki amel defterini sağından mı yoksa solundan mı alacağına bakarken. 3. Sırat köprüsünden geçerken. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. İnsanoğlu kıyamet günü Allah'ın huzuruna getirilir. Terazinin iki kefesi arasında durdurulur. Başına da bir melek dikilir. Terazisi yani ameli ağır gelirse bir melek bütün yaratıkların duyacağı bir sesle filan kimse sonunda bedbahtlık olmayan bir mutluluğa kavuştu diye bağırır. Şayet terazisi hafif gelirse yine yaratıkların duyacağı şekilde filan kimse sonu saadet olmayan ebedi bir bedbahtlığa uğramıştır diye bağırır. İyiliklerin kefesi hafif gelince azap melekleriyle karşılaşır ki ellerinde demir topuzlar, üzerlerinde de ateşten giyecekler vardır. Cehennemlikleri cehenneme götürmek üzere teslim alırlar. İmran bin Husayn'den rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü hakkında şöyle buyurmuşlardır. O öyle bir gündür ki Yüce Allah Adem aleyhisselamı çağırarak ayağa kalk ey Adem cehennemlikleri cehenneme gönderdir. Adem aleyhisselam cehenneme gidecekler ne kadardı diye sorduğunda Allahu Teala şöyle buyurur. Her bin kişinin 999'udur der. Sahabe-i kiram bu sözleri işitince çok üzülmüşler ve hiç gülmemişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların bu üzüntü ve kederli halini görünce şöyle buyurmuştur. Sizler iyi işler yapmaya devam ediniz ve müjdeleyiniz. Muhammed'in nefsi kudret elinde olana yemin olsun ki bunları hangi ümmetin zamanında yaşasalar o ümmetin sayısını bütün insan ve şeytan ölüleri kadar yükseltirler. Sahabiler bu iki yaratık topluluğu kimlerdir diye sorunca Peygamberimiz Yecüc ve Mecüc'tür buyurmuştur. Bunun üzerine sahabiler biraz rahatlamış ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sözlerine şöyle devam etmiştir. İyi amel işlemeye devam edin ve müjdeleyin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü sizler insanlar içinde devenin karnındaki benek ya da atın bacağındaki yara izi kadar kalacaksınız. Ey bu dünyanın meşguliyetleriyle aldanmış, kendinin haberi olmayan kişi Son bulmaya mahkumsun. Göçüp gideceğin yer hakkında kafa yormaktan vazgeç de gideceğin yeri düşünmeye çalış. Zira herkesin uğrayacağı yerin cehennem olduğu sana bildirilmiştir. Zira ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Her biriniz oraya yani cehenneme mutlaka varırsınız. Bu Rabbinin kesin karara bağlanmış bir hükmüdür. Sonra takva sahiplerini kurtarırız da zalimleri de üstü bekletiriz. Bu haberlere göre senin cehenneme gideceğin kesin ama oradan kurtulacağın şüphelidir. Bu haberin dehşetini kalbine duymaya çalış. Belki o zaman oradan kurtulmak için hazırlık yaparsın. Mahlukatın durumunu iyice gözden geçir ve düşün. İnsanlar ahiret sıkıntıları ile inlerken o günü korku ve endişeler içinde gerçek haberleri ve şefaatçilerin şefaatlerini beklerler. Bu arada günahkarları kavurucu bulutlar kaplar. Onların gölgesi alevli ateştir. Bu ateşin öfkeli sesi herkes tarafından duyulur. Öfke ve kin saçan çıtırtıları apaçık belirirken o anda günahkarlar başlarına çöken felaketi kavrarlar ve tüm ümmetler yüzüstü yere çöktürülürler. Öyle ki iyi kimseler bile durumlarını kötüye dönüşmesinden korkarlar. Bu arada zebanilerden birisi dünyadayken uzun emellerle ömrünü kötü işler uğruna harcayan filan oğlu filan nerede diye seslenir. Azap melekleri Demir topuzlar ile adamın üzerine yürürler. Büyük tehditlerle karşılaşır ve onu çetin bir azaba sürüklerler. Başını cehennemin çukurlarını çevirirler. Ona Kur'an-ı Kerim'in diliyle tat bu azabı. Hani sen ileri sürdüğüne göre çok güçlü ve her işi yerli yerinde olan biriydin diye seslenirler. Sonra istekleri kısıtlı, yolları karanlık, tehlikeleri belirsiz bir eve oturtulur. Esirler burada devamlı kalacaklardır. Orada ateş çakılır. İçecekleri kaynar sudur. Barınakları cahim yani cehennem katmanlarından biridir. Cehennemlikleri bir yandan zebaniler topuzlarlarken öte yandan haviye yani azgın ateş onları bir noktada toplar. Tüm kuruntularının neticesi helak olmaktır. Hiçbir yere kımıldayamazlar. Ayakları perçemlerine bağlanmıştır. Günahlar yüzlerini karartmıştır. Cehennemin yanlarından seslenirler oranın ötesinden berisinden. Ya Malik, korkunç azap üzerimize vaki oldu. Ya Malik, demir topuzları artık katlanamaz olduk. Ya Malik, derilerimiz pişti. Ya Malik, bizi buradan çıkar, bir daha asla dönmeyeceğiz derler. Zebanlar onlara der ki, heyhat, geçmiş olsun, bu zillet yuvasından size çıkış yok. Kur'an'ın diliyle alçallıkça alçalın orada, sana karşı konuşmayın artık.'' Siz buradan çıkarılmış olsaydınız yasaklandığınız şeylere tekrar dönmüştünüz. Böylece ümitlerini keserler. Allah karşı dünyada yaptıkları aşırılıklara hayıflanırlar. Fakat onları ne pişmanlık kurtarır ne de hayıflanma acılarına çare olur. Tersine zincirlere vurulmuş olarak yüzüstü yere kapanırlar. Altlarından, üstlerinden, sağlarından ve sollarından ateş ile kuşatılmış, kuşatılmışlar ateş deryası içinde boğulmuşlardır. Yiyecekleri, içecekleri, giyecekleri, beşikleri yani yatacak yerleri ateştendir. Onlar ateş kümeleri, katrandan elbiseler, demir topuzu darbeleri ve zincirlerin yükü altında ezilirler. Cehennemin sıkıntılarında kıvranırlar, ataklarında parçalanırlar, birbirini kovalayan acılar altında kıvranırlar. Ateş onları ocaktaki kadar kaynattığı gibi kaynatır. Ah yazıklar olsun sözleriyle, eyvahlarla feryadı figan ederler. Ne zaman ahuzar etseler, başlarından aşağı iç organları ile derilerini eritip akıtan kaynar sular dökülür. Onlar için orada yüzlerinde yarıklar açar demir topuzlar vardır. Ağızlarından irin kaynar, susluduktan ciğerleri doğranır. Göz bebekleri eriyip yuvalarından yanaklarına akar, çakaklarının etleri düşer. Etraftan saçları hatta derileri dökülür. Derileri yandıkça eskisinin yerine yeni deri tabakası ile değiştiririz. Etleri döküldüğü için kemikleri çıplak kalır. Ruhları sadece damarlara tutunmuş ve sinirleri açılmıştır. Bu ateşlerin alevleri içinde fokur fokur kaynarlar. Ölmek isterler fakat ölemezler. Onlara baksan ne hale düşersin. Zira kaynar su ile yüzleri simsiyah hale gelip gözleri de kör olur. Elleri tutulur, sırtları kırılmış, kemikleri kırılmış, kulakları kesilmiş, derileri paramparça olmuş, ellerine bağlanmış, ayakları perşemlerine yapıştırılmış, cehennemde yüz üstü sürünüyorlar. Göz bebekleriyle demirde noktalar üzerine basarlar. Ateşin alevi iç organlarını sarmış, cehennemin yılanları ve akrepleri dış azalarına yapışmıştır.